Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden cuma. Cuma. Ne yapıyoruz? Sabah saat 7 ve kahve götürüyoruz. Kahve götürüyoruz. Gördüğünüz gibi hava çok güzel, serin. Şu an 16-17 derece bir sıcaklık var. Ama serin bir soğuk var da bana göre iyi. Çünkü niye? Ben koşturduğum için terlemiyorum. Bak burada bu Florina. Florina diyorlar. Yani Türkiye'deki Florinalar burada yoktur. Bakın şimdi nereden geçiyoruz? Arkamdan göreceksiniz. Bir polis karakolunun önünden geçiyoruz. Polisler motorlarla gelmişler. Gördünüz mü arkadaşlar? Polisler motorlarla gelmişler. Ve bunun arkasında da zabıtalar var. Burada zabıtalara hapa diyorlar. Hapa diyorlar. Ve bu şekilde sarı kıyafette giyiniyorlar. Zabıta diye bizim için zabıta diye yere geçiyor. Burası Brezilya'nın en meşhur, en bilindik sokağı diyelim. Selamünaleyküm, boncuyo. En bilindik, burada bir Brezilyalı, hatta bir turist, hatta gelen her Türk bu caddeyi bilir. Esasında burası bir sokak diye geçiyor ama caddeden de bulvardan da daha meşhur. Brezilyalıların %100'ü bu caddeyi, bu sokağı bilirler. Aa bak, yeni bir araba gördüm. Ya burası %100 elektrikli yapmışlar. %100 elektrikli kamyon Mercedes'in. Bak gördünüz mü arkadaşlar? %100 elektrikli Mercedes'in bir kamyonu. Şimdi bu videoya arabada devam edeceğim. Sabahleyin burada başlamak istedim özellikle. Şimdi videoyu öne geç çeviriyorum. Evet. Burası bu yol kenarında seyyar satıcılık yapan belediyenin izniyle. Gördünüz mü abi? Gördünüz mü? Bu biraz uzak bir yerde. Normalde ben buraya vermek istemiyorum. Ama bu bayağı müşteri. Benim bayağı uzun zamanda bir müşteri olduğu için hatırını kıramadım. Böyle uzak yere getiriyorum. Boncuyo. Meyan meyan. Da finşası. De sima, aberto. Evo kulka sima da frençi. Você quer tirar acima? Vem, pode vir. Pode vir. Pode vir. Bom dia. Evet arkadaşlar. Kapalı diyor. Bize ne geldi? Aberto. Oh, você falou que fechado, aberto. Tá doido. Diyor kapalı diyor hepsi. Halbuki burası açık. Bom dia, amiga. Tá doido. Ele não deixou café, você acredita? É, segurança. Tá aberto, ele pediu ligou para mim. Saçmalıyor segurança. Tchau, bom serviço. Evet arkadaşlar, merdivenden in çık. Tchau, tchau, bom serviço. Cala a boca. Benim dükkanların hepsi kapalıydı, bir tanesi açıktı benim müşteri. Bu sebeple beni yabancı olarak gördükleri için, yani normalde buraya fazla entrega yapmıyorum. Hay, nefes nefese kaldım. O yüzden dükkanların hepsi kapalıydı. Halbuki benim müşteri açıktı. Verdik. Burası çok meşhur bir cadde, sokak. İsmini de göstereyim size. Şöyle Vincenzo Marcio. Bak burada bir dükkan vardı. Taşınmış. İsmi de dükkandı. Bak bu binaların hepsi Çinli, Lübnanlı. Bak gördün mü? Bolognese keju. Peynirli ekmek küçük diyor. 1 lira, su 3 lira. İçecekler 3 lira. Adam böyle yapmış. Paraya para demiyor. Bak bu kadın arabasından gelmiş. Böyle bu şekil seyyar satıcılık yapıyor. Ve dolu müşterisi var. Allah çok versin. Evet arkadaşlar. Burada bizim bir tane Türk'ün dükkanı vardı. 5 yıldır böyle işletiyordu. İsmi de dükkandı. 1,5 yıldır böyle kiralık yazıyordu. Adam anlaşmış. Kiraya verinceye kadar içinde ben durayım dedi. Ve de o en sonu boşaltmış. O dükkan bu dükkanda. Şu kırmızı olan yer öndeki. Evet, kapatmış. Türkiye'den lamba getirip hediyeli geçe getirip satıyordu. Nasıl kısaltmış. Bu kırmızı dükkan. Bizim mühit böyle. Burası şu an bulunduğum yer
İstanbul'dan karşılaşırsak un kapanı olarak karşılaştırabilirsiniz. İstanbul un kapanı. Burası toplantıcılar çarşısı. Her sokakta ayrı ayrı toplam malzemelerini bulabilirsiniz. Yine bir Volvo'nun kamyonu. Evet arkadaşlar, videomuz devamlı. Arabada devam edeceğim. Herkese hoşça kalın. Çünkü videoyu çekmeye devam edersem geç kalacağım. Hızlı gitmek zorundayım. Herkese kolay gelsin. Videonun devamında buluşmak üzere. Şimdi tüneldeyiz. Sabahki videonun devamını yapıyorum. İşi bitirdik. Şu an saat 11.30. Eve doğru gidiyoruz. Bu tünelin üzerinde de hatta şey var. Göl var arkadaşlar. Sapal'ın en büyük parkı var. Suni bir göl. Esas konuma gelecek olursak, bu son haftalarda özellikle de çok fazla mesaj geliyor. Ne geliyor? Abi biz Brezilya'ya geleceğiz, bize yardımcı olur musun? Abi biz Amerika'ya gideceğiz, bize yardımcı olur musun? Abi biz Meksika'ya gideceğiz, bize yardımcı olur musun? Ne gibi yol izlemeliyiz? Güzel kardeşlerim. Şimdi Brezilya kapıları çok uzun zamandır belli. Yaklaşık bir 4-5 aydır belli. Direkt gelişler zorlaştı ve kapandı. Brezilya vize istemiyor. Fakat buraya gelmek için profilden geçmek zorunda kalıyorsunuz. Mesela pasaportunuz 3-5 sene öncesi çıkması lazım. Daha önce birkaç ülkeye gitmeniz lazım. Ya burada sevgiliniz olması lazım. Ya bir iş için gelmeniz lazım. Ya fuara gelmeniz lazım. Öyle bunun gibi. Yoksa direkt ben pasaportu bugün çıkardım, yarın Brezilya'ya gideyim, öyle bir şey kalmadı. Ben hiçbir kuruluşa bağlı değilim. Hiçbir kartele, şuna buna bağlı değilim. Ben kimseyi Meksika'ya, Amerika'ya veya da başka Peru'ya, Kolombiya'ya götürmüyorum. Götürmedim de, götürmem de. Sadece buraya gelirken bana mesaj geliyor. Abi diyor, biz diyor Brezilya'ya geleceğiz diyor. Tamam abi diyor, bir sizi tanıyoruz. Bir isteğiniz, bir arzunuz var mı? Elimiz boş geliyoruz. Hem size bir tanışmak istiyoruz, bir çay kahve içmek istiyoruz. Yok abi diyorum. Abi de diyor ki, abi diyor biz çay içmeye geliyoruz diyor. Biz çay getirelim abi diyor. Adam tutmuş getirmiş 2 kilo çay, 3 kilo çay. Veya 1 kilo çay almış, 1 kilo biber almış, 2 kilo salça koymuş, getirmiş. Ne diyeyim abi adama yani? Adam evime kadar gelmiş, mutfağıma kadar gelmiş, dükkanıma kadar gelmiş. Yani ne diyeyim yani, yok mu diyeyim? Adamı geri mi göndereyim? Adam diyor abi diyor, çam sakızı çoban armağanı. Niye geldin abi diyorum. Adam diyor ki, adam diyor, şey için geldim diyor. Dur cam açıldı arkadaşlar. Niye geldin abi diyorum. Brezilya'da diyor ticaret için geldim diyor. Gezmeye geldim diyor. Adama bakıyorum 3 gün sonra. Yani 3 gün dediğim 10 gün sonra, 15 gün sonra. Amerika'da. Bir tanesi gelmiş abi diyor. Ben diyor burada bir sevgilim var diyor. Onu ziyarete geldim diyor. İyi etmişsin abi diyor. Adama bakıyorum bir ay sonra Amerika'da. Yine bir tane kardeşimiz var. Örnek veriyorum mesela. Hatta ismi de Ali Geziyor. Hatta biz video da yaptık ondan. Adam hatta buraya gelirken tek yön uçak biletiyle geldi. Hatta onunla video çekmiştik. Abi ben buraya geldim. Buradan Arjantin'e geçeceğim. Oradan da kutuplara geçeceğim. Fokları görmeye. İyi etmişsin abi dedim. Neyse. Adama baktım. Sadece 10 gün sonra abi ben Amerika'dayım. Allah Allah. Sen ne zaman geldin, ne zaman gittin, ne zaman döndün de sen Amerika'ya girdin. Abi ben biraz param pulum vardı. Evimi sattım. Buradan bir ev aldım, araba aldım, şunu aldım, bunu aldım, Uber'e başladım. Şunu ettim, bunu ettim. Ve bunun gibi onlarca, yüzlerce, hatta binlerce. Ya yine bir tane üç arkadaş vardı. Bakın iyi dinleyin. Üç arkadaş vardı. Hatta İkisinin adı Mehmet, birinin adı Yalçın'dı galiba. Yalçın'dı, hiç unutmam. Adam bana telefon açtı. Hiç unutmam, yine eşimin doğum günüydü.
neden unutmuyorum? Ya bundan ya 2 yıl önce 23 Ağustos'tu ya 3 yıl önce, 3 yıl önceydi, evet 3 yıl önce. 3 yıl önce 23 Ağustos'tu. Hatta onların da videosu var bende. Hatta bana birçok yorum gelmişti. 250-300 tane bir yorum gelmişti. Abi bu kalpazanlara dikkat et, şunlara dikkat et, bunlara dikkat et diye. Adamlar beni aradı, abi biz iş için geldik, inşaat için geldik. Ya benim de bir içimde bir şüphe duymuştum. Yani bir tuhaflık olduğunu. Abi aradan bir ay geçti. Bir ay geçti. Baktım ki sonra ben bunlardan haber aldım. Olay ne olmuş? Olay şöyle. Bunlar buraya bir aracı tarafından gelmiş. Tabi bunlar benim yanıma, baştan söyleyeyim. Bunlar benim yanıma misafir olarak geldiler. Eşimin doğum günüydü. 23 Ağustos 2021'di. Hiç unutmam. Evet, hatırladım. Eşimin doğum günü olduğu için hatırlıyorum. Bunlara biz dedi, abi dedi, iki haftada dedi Paulus'ta yaşıyoruz. Buyur, evet aç kaldık. Burada yemek yiyeceğimiz yoktur. Bilmiyoruz nasıl, nereden, ne yenileceğini. Domuz olur, şu olur, bu olur, helal olur, haram olur. Ben iki Antepli, bir Erzurumluydu bunlar da hatta. Olayın saadetine geleyim. Ben bir ay sonra bunlardan haber aldım. Bunlar mesela bir aracı tarafıyla, şebekeyle gel gönderilmiş buraya. Bunlar Fortaleza'dan Avrupa'ya inip uçak değişim yaptıkları sırada sözde hasta rolü yaparaktan iltica yapacaklar. İltica kağıtları da ceplerine duruyormuş zaten. Bunların bir tanesi kabul edilmiş zaten. Zayıf, ince boylu, yakışıklı olan bir çocuk vardı. Efendim, bir kibar bir çocuk vardı. Bir tane de Erzurumlu vardı. Biraz cins numune bozuktu. O zaten. Hiç onda gözüm tutmamıştı zaten. Bir tane de Antepli Yalçın diye bir kardeşimiz vardı. O da kabul edilmemiş. İkisi kabul, ya öbürü yaşlı diye kabul edilmemiş. Öbürü de bilmiyorum niye kabul edilmedi. Tipten kaybetmiş galiba. Efendi bir çocuktu gene Yalçın kardeşimiz. Ama öbür Mehmet kabul edilmiş. İlticası, hatta vatandaş bile olmuştu. Yani bunlar benim yanıma iş için geldiklerini söyleyip sonradan Avrupa'ya, sonradan Amerika'ya giden insanlar. Bunları buraya gelince zaten bana bile doğruyu söylemiyorlar. Adam gelmiş benim iş yerimin önünde duruyor. Sabahleyin geldim. Bakın iyi dinleyin. Sabah geldim, bunlar benim iş yerimin önünde duruyor. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Baktım dört tane vatandaş, Türk. Hoş geldin, sefa geldin. Şimdi bunlar nasıl geldiniz abi diyorum. Abi bizim burada bir işimiz var. Tamam. Gelmişken sana göre burayı nasıl buldun abi? Abi çok basit. Abi Brezilya yazdım, São Paulo yazdım, Shopping Oriental yazdım. Arabada zaten senin burada bütün videolarını izliyorum. Seni buldum. Adama ne diyeyim abi? Niye mi geldin diyeyim. Haberim bile yok. Haberim bile yok. Yine bir olayı söyleyeyim bir başka. Bir gün gece saat 11. Bak, gece saat 11, pazar günü. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hayda. Abi sen beni tanımazsın. Ama ben seni 6 ay 7 ay önce bir misafirinizi havalandan götürüyorken kulak misafiri oldum. Evet. Oradan şu anda gece aklıma geldi. Saat gece Brezilya'da 11 olduğunu da biliyorum. Türkiye'de saat 5, sabah 5. Ama mecbur kaldım, seni aradım. Senin belki o zaman 40-50 tane videonu ardı ardına izledim. Anca senin telefon numaranı bulabildim WhatsApp'tan ulaşabilmek için. Çünkü Instagram'dan aramış, arayamamış. Evet abi, ben dericiyim. Sen beni tanımazsın ama bana Amazon'dan deri firması evrakları yanlış göndermiş. Benim 4 konteyner malım var ve bu 4 konteynerin kira parası süreci yanlış evrak derken yeni evraklar gelinceye kadar ben 10-15 bin dolar, belki de 20 bin dolar zarar edeceğim. Senden bir ricam var. Evet abi. Hemen şimdi kalk, üstünü giyin. Arabaya veya motora bin abi. Veya taksiye bin abi, hiç sorun değil. Havalanına git. Senin adına bir deneye zarf gelecek abi. Bunu alıp uçağa verebilir misin? Hayda. Yani tuttum ben motordan gittim. Yolda da yağmur başladı, ıslandım. Yani adamın işini gördüm, havalanına girdim, helal verdim, gönderdim Türkiye'ye. Adamı bir
zahmetten kurtardım. 15-20 bin dolar zarar etmekten kurtardım. Ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani ben buraya gelenlerin hiç kimseyi tanımıyorum. Hem Türkiye'den arkadaşım, dostum yoktur. Yani beni YouTube'dan arayıp buluyorlar. Demek istediğim. Yani yarın öbürsü gün, örnek veriyorum. Misalen ben Polonya'ya gitsem, ya sen gelenlerin hepsi Amerika'ya gidiyorsun. Ben hiç Brezilya'dan dışarı çıkmamışım ki kardeşim. Yani zaten benim yaptığım iş, ben kendim bile tatile gidemiyorum. Yani tatile dahi gidemediğim bir şeyde nasıl gideyim de ben bunca işimin arasında gideyim, adam alayım, Meksika'ya götüreyim, Amerika'ya götüreyim. Yok abi, benim oğlan bile çalışıyor, onun bile vakti yoktur. İki oğlan da çalışıyor, vakitleri yoktur. Ona ekmende gücündeler. Hatta benim Eren 2-3 sefer Meksika'ya gitti, sınıra kadar gitti. Videosunu çekti, geldi. Benim gitmek istemiş olsaydım oğlum, benim oğlum giderdi. Elini kolunu sallaya sallaya gidebilir her yere. Pasaportu full dolu yani. Onu anlatmak istedim bu yani. Yani arkadaşlar, mesela Hamza kardeşimiz vardı, Hamza Eren Arslan. Bana diyorlar, Hamza'yla niye ya çok yardım ettin? Niye şunu ettin bunu? Kardeşim benim Hamza'yı tanımam. Hamza'dan işim olmaz, gücüm olmaz. Hamza'da sadece üzüldüm kendisine. İşte ara sıra içiyordu, bir de sigara içiyordu. Keşke içmese, kendisine zararı yarar yani, anlatabildim mi? Yoksa bana ne olacak? Benim ondaki bizim istisnamız, arkadaş olarak, dost olarak yakınlaşmamız şundan ibaret. Oğlunun ismi de Eren. Doğum tarihi de aynı olduğu için ben bir de trafik kazasında annesini, babasını, oğlunu kaybettiği için hayat hikayesinde ondan dolayı Allah rızası için elimden geleni yardımcı olmaya çalıştım. Yani yaptığım iyilik varsa helal hoş olsun. Yani abi dedi, ben dedi burada yapamayacağım dedi. Türkiye'ye dönsem dedi daha beter dedi. Ve burada alabileceği para da dedi en fazla 2000 liraya aldı. Seyahat sancılığında zaten bir şey olmuyordu. Yaşı da ileri olduğu için, 44-45 olduğu için Portekizce'yi de çözemiyordu. Çözemesi bile imkansız. Bak ben 15 yıldır belli buradayım. Hiçbir zaman iddia etmiyorum benim Portekizcem olduğunu iddia etmiyorum. Benim Portekizcem olmadığını iddia ediyorum. Adam biz hayatı boyunca Çin'e gitmemiş. Çinli görmemiş. Ve İngilizce görmemiş. İngilizce konuşmamış. Bizim Türkler her şeyi biliyor ya. Bak ben 15 yıldır belli Brezilya'dayım. Portekizce bilmediğimi iddia ediyorum. Ama ki diyorum. Sokak Portekizcesini en iyisini bildiğimi de iddia ediyorum. Bak onu da tam tersine iddia ediyorum. Sokak Portekizcesini bir Brezilyalı'dan daha iyi bildiğimi de iddia ediyorum. Her neyse, esas konumuza dönelim. Hamza abi, ben dedi Amerika'ya gideyim abi dedi. Burası olmuyor dedi. Abi dedim, sana 1000 dolar olmadan dedim yola çıkamazsın. Bir de dedim sen söylüyorsun dedim 1500 dolara ben Amerika'ya giderim. Özür dilerim de nah gidersin. Abi ben buradan Kolombiya'ya gideyim. Abi buradan nah gidersin Kolombiya dedim ve gidemez de. Buradan Peru'ya gitmek zoruna kaldı. 600-700 liraya buradan Peru'ya bilet aldı. Oradan da Peru'dan çıkış olarak Kolombiya'ya bilet aldı. Kolombiya girişinde de çıkışında da El Salvador bileti almıştı. 4-5 gün sonrasına. Çünkü buradan Peru'ya 600-700 real, yani dolar olarak söyleyeyim size o zaman. Daha iyi anlarsın. Çünkü Brezilya parasını çarpmak zorunda kalmazsınız. Buradan Peru'ya kaç 130-140 dolara bilet aldı. Peru'ya girişin çıkışı olacak ya Kolombiya'ya. Orada yaklaşık bir 180 dolara bir bilet aldı. 4-5 gün sonrasına. 4-5 gün Peru'da kaldı. Kolombiya'ya girdi. Kolombiya'da kendisini almayınca, tabii Kolombiya'nın da Costa Rica'ya El Salvador'a aktarması vardı. O bileti yaktı. 4-5 gün orada kalacaktı. Kalmadı. Tekrardan gitti 190-200 dolara da. Aynı gün, aynı saat, 4-5 saat sonrasında ben bilet aldım. Nereye aldım? El Salvador aktarmalı Costa Rica'ya bilet aldım. Costa Rica'ya çok rahatlıkla girdi. Oradan da Guatemala'ya girerken bir 200 dolar mı ne? Para vermek zorunda kaldı. Çünkü içeri almıyorlardı. Oradan da içerideyken de, ama bu yanına giderken de
para almak zorunda kaldı. Bir 600 lira da yanında para aldı. Bak hesaplayın. O kadar içerisinde ne kadar para harcadığını. 1500 dolara gitmeye düşünürken yaklaşık şu an kendisine neredeyse aşağı yukarı 5000 dolara patladı. Brezilya'dan oraya gitmesi neredeyse 5000 dolara patladı. Sadece Brezilya. O da ki Hamza lüks otellerde, normal otellerin hiçbirinde kalmadı. En ekonomik şartlarda kaldı ve hep otobüs, taksi bile kullanmadı. Videolarında hepsini doğru bir şekilde gösterdi. Sadece bir şeyde para verdi, bir taksiciye, sınır taksicisine 500 dolar para verdim dedi. Bir de Meksika'ya giriyorken 500 dolar para verdi. Bir de Guatemala'da para verdi 200 dolar. Toplamda 1200 dolar bir para vermek zorunda kaldı. Legal harici. Onları biliyoruz zaten. Onları da öyle söyledi ve doğru. Ve yaklaşık 4500 dolar ile 5000 dolar arasında bir arada da 200-300 dolarda bir bağış geldi içerisinde. Para geldi. Toplamda 5000 dolara Amerika'ya giriş yaptı. Allah işi gücü rast gelsin. İnşallah çocuğunla buluşmasına nasip olur. Rahatsızlığı içinde kendisine geçmiş olsun dilerim. Allah yardımcısı olsun. Yani 2x2x4 eder. Buraya gelen misafirlere hepimize kapımız açıktır. Bana her gün mesaj geliyor. Şimdi Brezilya'ya gelmek Amerika'ya gitmekten daha zor. Bu yüzden zaten Brezilya'ya gelen Amerika'ya girmiş oluyor zaten. Biz zaten illegal bir şey yapmış olsaydım ben zaten şimdi çoktan Amerika'daydım. Ben bile oğlumun hatırı için Amerika vizesine başvurdum. Amerika vizesine başvurdum. Bu sebepten dolayı bizim komşunun çocuğu da gidiyor. He. Dois bebedum. Her neyse bizim komşunun oğlu gidiyor. Bizim abidekiler de yatıyor. İki tane arkadaş. Tüm iki sarhoş gibi yatıyorlar arkadaşlar diyorum. Ben onlar dinleniyor, ben araba sürüyorum. İşte böyle arkadaşlar. Yani bizim buraya gelenlerden kimin nereye geldiğinden, nereye gideceğinden hiçbirinden haberimiz yoktur. Yani biz şimdiye kadar isteseydim ben 50 kez gitmiştim. Ben çoluğumun çocuğunu hatırı için yasal yollardan yatırımcı olarak başvurdum. Vizemiz, yatırımımız kabul olursa gideriz. Kabul olmazsa zaten benim burada işim gücüm yerinde. Ama vizem de kabul olur. Benim orada hoşuma giderse burada iki arabamı, dayalı döşeli full evimi, mutfaktaki eşyalarımı ve hazır aynı gün para kazanılacak işimi devredeceğim. Bunu zaten videolarımda da belirteceğim. Aynı gün para kazanacaksınız arkadaşlar. Bundan dolayı beni takip ederseniz ileriki videolarımda işimi devredip etmeyeceğimi, Amerika'yı sevmeyeceğimi, Amerika vizesi alıp alamayacağımı veya aldığımı alamadığımı göreceksiniz. Hepsini haberdar edeceğim. Bu videom çok uzun olmasın diye burada kesiyorum. Sevgilerle, saygılarla Brezilya'dan, São Paulo'dan, Paraisópolis'den, Favela'dan, Comunidade'den herkese hoşça kalın. Abone olmayı, like atmayı, Hamza Eren Aslan'ı takip etmeyi unutmuyoruz. Hamza'ya işinde, gücünde başarılar dilerim. Hatta tekrar olsun, tekrar ihtiyacı olsun, tekrar da yardım ederim. Hamza bizim kalbimizde yaşayan bir kardeşimizdir. Onu seviyoruz. İnşallah iyi olacaktır. Desteklerinizi esirgeyin. Bak her videosunda söylüyor. Ben para istemiyorum. Ben pul istemiyorum. Hatta bana daha önce 50 dolar, 100 dolar, 10 dolar, 5 dolar bağış yapan kişilerin IBAN'ın attıkları takdirde parasını geri iade edecektir. Bunu kendisi de 10 kez belirtmiştir. Çünkü çalışıyor işinde, gücünde. Herhangi bir sıkışıklık olduğu zaman ben zaten takviye çakıyorum. Anında gönderiyorum. Nasıl gönderiyorum parayı? Buradan Wise hesabımdan Türkiye'deki IBAN'ını atıyorum. Orada kredi kartıyla, o da banka kartıyla harcamasını yapıyor arkadaşlar. Bu kadar basit.
Sevgilerimle, saygılarımla hoşça kalın.